istiyoruz ki özellikle anne babalar bugün bizi dikkatli dinlesin. Çünkü 3 bize istatistikler söylediniz. Görme kusurları, görme kazaları en fazla okul öncesi çağda oluyor dediniz. Evet. Ve ne yazık ki ev kazaları oluşturuyor dediniz. Evet. Çok ciddi kazalar mı bunlar yoksa görünmeyen gerçekten kazalar mı? Aslında görünen ama bizim görmediğimiz kazalar. Kaza geliyorum diyor burada ama biz bunu fark etmiyoruz. Bizim geçen yıl hazırladığımız bir çalışmamız vardı kliniğimizde. Gördüğümüz travmaya bağlı göz kayıplarının nedenlerini araştırmak istedik. Yaş gruplarına göre ayırdık. Ve gördük ki biz de bu sonuca hayret ettik. Bunu böyle beklemiyorduk çünkü. Kazaların büyük bir kısmı okul öncesi çağda 0-6 yaşta meydana gelmiş. Çocuklarda göz kaybına neden olan kazalar. Bunlar nelerdir diye araştırdığımız zaman da tabii ki ev kazaları. Ev kazaları içerisinde en sık sebebe baktığımız zaman çatal batması, bıçak batması, makas batması, dikiş iğnesi batması, düştü sonra gözü kızardı bilmiyoruz neden oldu ve gözünü kaybetti diye de sebep bazen belli olmuyor. Bunları da araştırdığımız zaman çoğu kez düştükleri zaman kesici bir cisimle yaralandığı için gözde göz kaybına neden oluyor. Şimdi bazen çok özür dilerim bazen mutfağa giriyorum ben mutfağa eşim bulaşık makinesini açık bırakmış oluyor böyle dışarı doğru da çekiyor. Buharı çıksın diye ve o makine açık durduğunda ben girdiğimde inanın o görüntü beni ürkütüyor. Şimdi burada aşağı yukarı yerde olan bir bulaşık makinesinin alt gözü var. Ve yerde emekleyen ya da daha 3 yaşında doğru dürüst yürüyemeyen, düşe kalka giden bir çocuğun bu mutfağa girdiğini düşünmek bile istemiyorum. Ben düşünüyorum, hatta görüyorum. Bana geldiği zaman kız kardeşim yeni emekliyor. Bir de yürüteç var. Onunla beraber her yere fıldır fıldır koşturuyor. Elini uzatması makineye, bir çatalı alması işten bile değil. Yani çok rahatlıkla bunu yapabilir. Doğru. Bıçağa ulaşabilir. Doğru. Elini kesebilir. Bir de aldığını çocuk hissetmek istiyor. Götürüyor. Önce ağzına bir bakıyor tadı var mı? Zahideciğim almayı gözüne bırak. Gözüne götürüyor. En kötüsü üstüne düşebilmesi. Yani bu beni çok korkutuyor. Bıçakların, çatalların uçları bu bulaşık makinesine dışa doğru bakıyor. Şu bebeğin yürüyüp şuraya yani geldiğini ve bunun kenarında hakikaten... Hocam ne olacak biraz yürüdüğünü düşünün. Bunun da bir tık daha yukarıda olduğunu çok rahat geliyor ve onun için oyuncaklarla dolu bir yer burası. Allah korusun yani gitse alsa siz de eminim yaşıyorsunuzdur. Küçük çocuğu olanlar zaten biliyor artık ayaklandı mı çocuk tehlikeler başlıyor. Yani şu Allah korusun göstermeyeyim diyeceğim ama ne kadar yakın eline üstelik de bu bir bıçak. Ve daha keskini de olabilir. Alabilir bıçağı buradan. Tabii göz öyle narin bir organ ki onu korumak için bizim ne yapmamız gerekiyor? Her evde var. Evet. En çok siz çatal bıçak dediniz. Evlerde bir de tabii makas var. İğneler var. Beni çok şaşırtan şey enjektörü söylediniz. Evet. Evde başıboş enjektörler mi duruyormuş yani? Bunlar niye batıyorlar çocuklara? Yani onu evde neden bulunduğu konusunda bir şey diyemeyeceğim ama bize gelen sebepler içerisinde sık rastlanan göz kaybına neden olan sebeplerden birisi de enjektör iğnesi ve bunlar biliyorsunuz bir yerleri steril olmadığı için uçları açık olanların gözde uygun enfeksiyonun göz içi yapılar hemen üremesine ve çoğunlukla bu gözler kaybediliyor. Sadece batmak değil aynı zamanda iltihap, mikrobik iltihap gelişimine sebep oluyor. Tabii. Lütfen buradan uyaralım. Evde eğer genellikle bazen bir yaşlı oluyor ya da sürekli iğne olan biri oluyor. Lütfen bu iğneleri kapaklarıyla beraber geçirdikten sonra normal çöpe de atmayınız. Bunların ayrı kutuları vardır. Sürekli evde iğne olan birisi varsa lütfen sağlık merkezine başvurun. Size oradan onun özel torbası veya kutusunu verirler. Onu aldığınızda bu iğneleri o kutulara atın. Çünkü bu iğneler normal çöpe de girmez. Yanlışlıkla o çöpü taşıyan insanların eline de batabilir. Çok ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Bu üstündeki çıkartılabiliyor nasıl olsa. Çocuk zaten oyun zannettiği için ulaşılabilecek hiçbir yerde olmaması gerekiyor herhalde. Kesinlikle. Peki çatal bıçağa geri dönsek ne yapalım? Biz evde çatal bıçak mecburen burada duruyor. Ters koysak bir önlem olabilir mi mesela en basitinden? Çok doğru söylediniz. Çok doğru söylediniz ama her şeyden öte kesici ve delici aletleri bebeğin ulaşmasına engel olmak lazım. Aynı şekilde cam bardak, ayna gibi hani bunlar da kesici aletler. Bunlara bağlı olarak da
göz kaybına neden olabilecek travmalar geçirebiliyor çocuklar. Bu sonuç bizi çok etkilemişti. Çünkü çocuklarda ev kazalarının bu kadar ciddi boyutlarda görme kaybına neden olabileceğini hiç düşünmemiştik. Çocuklar derken bir de okul çağı çocukları var. Bu çalışmanın ikinci basamağında da okul çağı çocuklarında da oyun kazalarının çok ciddi bir oranda göz kaybına neden olduğunu tespit ettik. Ya kalem, sokarlar birbirlerine, Allah korusun kalem, oynuyorum derken. Kalem, özellikle bayramlarda bizim hala biliyorsunuz kırsal kesimde daha yaygındır. Çatapat, havalı tüfek. Bak nasıl biliyor. Ben çok korkardım. Yağmurlu havalarda şemsiye. Ha, şemsiyenin uçları açıldığı zaman. Çocuklar oyun oynarken yerde buldukları çiviler. Ağaca tırmanan çocuklarda dal çarpması, dal batması. Peki bunlar da görme kaybına neden olur.